Diyanet Haber'den merhabalar sevgili izleyiciler. Bültenimize hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, gözümüz kulağımız Münbiç'teki gelişmelerde. Terör örgütü PKK-YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Ankara ve Münbiç hattındaki Mehmetçik süreci yakından takip ediyor. Yol haritasında bölgenin terörden temizlenmesi için 90 günlük bir takvim öngörülüyor. Şimdi Münbiç'i ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Şimdi PYD, YPG orayı terk ediyorlar. Ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin ardından yapılan anlaşma çerçevesinde Fırat'ın batısındaki Münbiç terör örgütü PKK-YPG'den boşaltılıyor. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Mehmetçik, ABD askerleriyle birlikte yaklaşık 3 saat süreyle devriye attı. Bölgedeki bu tür faaliyetlerin artarak süreceği belirtiliyor. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik harekatı Münbiç'te sınırlı kalmayacak. PYD'li teröristlerin Münbiç'i tamamen terk etmesinin ardından farklı bölgelerde de benzer bir temizlik harekatı sürdürülecek. Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. Ve şu anda İdlib'de, Tel Rifat'ta aynı kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyleydi, Afrin'de de böyleydi. Arkası da gelir. İnşallah bir an önce Münbiç'te bu planı, yol haritasını uygularız. Daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Kuzey Suriye'de terör örgütü PKK-PYD'nin Fırat'ın doğusuna sürülmesinin ardından bölgeden Türkiye'ye sığınan Suriyeliler evlerine dönecek. Daha şimdiden 200 bin Suriyeli Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sonrasında Türkiye'den ayrıldı. Münbiç'in temizlenmesinin ardından daha büyük bir sayının evlerine dönme imkanı sağlanacak. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş oldu. Devam ediyor. Devam edecek. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de vatanım demişti. Onların orada hatıraları var, geçmişleri var, hafızaları var. Bize düşen bir an önce Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı, iç savaşı sona erdirmek, acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak. Gelişmeler Türkiye'ye sığınan Münbiçlileri umutlandırdı. Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması bizleri eve dönüş için sevindirdi. Türkiye'nin bu adımı oldukça anlamlıdır. Orada güvenlik sağlanırsa Münbiç'e döneriz. Münbiç'teki gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da olumluydu. Türk ve Amerikan birlikleri Münbiç yol haritası ve Münbiç güvenlik prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülkede sahadaki duruma göre işbirliğini arttırma amacına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ortak devriye faaliyetleri Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır. Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yol haritasına ilişkin 90 günlük takvimin öngörüldüğünü belirtti. Bir hafta içinde ne yapılacak, iki haftada ne olacak, bir ayda ne olacak belli. 90 günlük bir takvim var. Ayrı ayrı devriye gezme olayı bir kademeden sonra birlikte bu bölgede devriye gezmeye dönecek ve o bölgedeki YPG'li, PYD'li teröristlerin bölgeden ayrılmasını
birlikte kontrol edeceğiz. Alan temizlendikten sonra da orada yeni bir düzen kurulacaktır. Tabii bu düzenin kurulmasına ilişkin çalışmalar da şu anda devam ediyor. Teknik heyetler arasında orada yeni bir güvenlik birimi oluşturacaktır. Tabii o Münbiç'in yönetimi nasıl olacak? Şu anda onunla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Yerel halka orada bırakılacak ama bu yerel halktan yerel yönetimde kimlerin yer alacağına yine ABD ve Türkiye beraber karar verecektir. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van mitinginde Türkiye'nin Münbiç'teki başarısını hatırlattı. Suriyelilere zulmedenlere, terör koridoru kurmaya kalkanlara şimdi de Münbiç'te dersini veriyoruz dedi. Erdoğan hem Türkiye'de hem de bölgemizde barış, kardeşlik ve huzurun bozulmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz. Huzur, huzur, huzur. Terörden korkmayacağız. Tamam mı? Teröristten korkmayacağız. Yeri geldi PKK'yı kullandılar. Yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler. Yeri geldi DAEŞ'i üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte, sizlerle birlikte hepsinin de üstesinden geldi. Red politikalarını biz kaldırdık. İnkar politikalarını biz kaldırdık. Asimilasyonu biz kaldırdık. Biz bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Biz buyuz. Bu ülkede hangi mütedeyyin sadece dini inancının gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz aynı şekilde beni ve devletimizi karşısında bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış? Ne diyor sevgili peygamberimiz? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe. İman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Ölçü bu. Ölçü bu. Ölçü Kürt olmak, Türk olmak, Laz olmak, Çerkez olmak, Borçan, Roman değil. Bu ya bu. Seveceğiz, seveceğiz. Sayın seyirciler, yurt içinde ve sınırlarımız ötesinde terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik'ten zaman zaman üzücü haberler de geliyor. Ve o haberler bugün Siirt ve Şırnak'tan geldi. Üç kahramanımızı şehit verdik. 10 Haziran, 18 Haziran tarihlerindeki operasyonlarda ise toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye, Suriye'de diplomatik bir başarıyla operasyona gerek kalmadan terör örgütü PKK-PYD'yi Münbiç'ten çıkarma sürecini başlatırken, Irak'ın kuzeyinde de PKK'nın yuvalandığı Kandil'i vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Haziran'da Kandil'e düzenlediği hava harekatında 10 teröristi etkisiz hale getirdiği tespit edildi. Ayrıca son iki günde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan'da, Diyarbakır ve Şırnak'ta düzenlediği hava harekatlarında 26 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonlar aralıksız sürerken Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerin mayınlı tuzağı yüreğimizi yaktı. Askerlerin geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanan mayının patlaması sonucu 3 asker yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan uzman onbaşı Bahattin Baştan şehit oldu. Şehidin naaşı İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Trabzon'a gönderildi. Acı haberler Şırnak'la devam etti. Gabardağ bölgesinde teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yol arama faaliyeti sırasında gerçekleşen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Bu operasyon sırasında hainlerce tuzaklanan bir başka el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda bir asker daha şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgede şehit sayısı 2'ye, yaralı sayısı ise 3'e yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını cevapladı. Özellikle bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki sorularla karşılaşan Erdoğan, bu alanlarda bugüne kadar yapılanları anlattı, yeni planları açıkladı. Erdoğan programın ardından gençlerle birlikte Atak helikopterleri ve milli uçağımız Hürkuş'un üretim tesislerini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayımlanan Gençlik ve Teknoloji Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Katılımcıların çoğunluğu genç mühendislerden oluşunca sorular da teknoloji alanında yoğunlaştı. Erdoğan, yerli otomobil kararlılığını vurguladı. Bu beş sağ olsun baba yiğit bu işe soyundular. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dediğim araçlarımızı İnşallah ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ne yapacağız? İhracını yapacağız. Şimdi bir Tesla'yı biz niye yapmayalım? Öyle mi? Yapar mıyız? Yaparız ya. Hepiniz adaysınız. Erdoğan 2020 ve 2021'de TürkSat 5A ve 5B'nin ABD'li girişimci Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatılacağını açıkladı. Uzay çalışmaları ile ilgili planlamaları anlattı. Şu anda biz de yine uydu fırlatmanın hesabı içindeyiz. Ve bunu da başaracağız. 2021'de TürkSat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleri ile fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. Konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık. O da olumlu baktı. Uydu Sistem Entegrasyon Test Merkezi'ni kurduk. Bu yıl içinde uzay ajansı kuracağız. Üç nükleer santral hedefinin altını çizdi. Bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın %10'unu inşallah karşılayacak. Bir %10'u da belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkanımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere teknoloji alanında sağlanacak istihdama da dikkat çekti. Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 114 organize sanayi bölgesi şu ana kadar kurduk. Özellikle Kahramankazan'da yeni bir hap, aynı zamanda organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Erdoğan yeni dönemde yapılması planlanan bilim ve sanat alanındaki projeleri de anlattı. Tabii 16 yılda biz yani hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki bilim ve sanat merkezi, yani o meşhur Haliç tersanesini buna inşallah dönüştüreceğiz. Kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan itibaren başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz 5 milyon ciltlik bir kütüphane, ama bu aynı zamanda dijital ortamda da bunların kaydı olacak. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz. Derdimiz istiyoruz ki ilim irfan sahibi bir nesli yetiştirelim. Bunun için de tabii bu tür millet kıraathaneleri bizim önümüzü inanıyorum ki bu konuda açmış olacak. Erdoğan'a Rusya'da devam eden 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'ndaki favorisi de soruldu. İlk önce Almanya demiştim. Fakat yanıldık. Almanya için ilk maçta yenildi. İş biraz sıkıntıya düştü. Ve bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi. Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi.
Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum. Ben tabii gerçekten Ronaldo'ya hayranım. Messi mi, Ronaldo mu dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki de karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda genç mühendislerle Atak Helikopteri Üretim Bandı ve Hürkuş tesislerini gezdi. Türk mühendislerce geliştirilen Hürkuş'a imza atarak üzerine hayırlı olsun yazdı. Sayın seyirciler, pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son 4 gün. Yurt dışında oy verme süreci bu akşam itibariyle tamamlanıyor. Oylar Türkiye'ye getiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişeye gerek yok dedi. Yaklaşık 3 milyon seçmen için yurtdışı oy kullanma süreci tamamlandı. Seçimin ardından oylar hava yoluyla İstanbul'a getirilmeye başlandı. Gümrüklerde de oy kullanma işlemleri devam ediyor. Buralarda son tarih 24 Haziran. Sandık kurulan ülke sayımız 60. Yurt dışındaki seçimlerde seçmen sayımız 3.047.323 olarak kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven son günü hariç yurt dışında toplam 1.227.931 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Toplam 56 milyon seçmen pazar günü 180 bin sandıkta oy verecek. Bu seçimde yurt içindeki seçmen sayımız 56.322.632 olarak kesinleşti. İlk kez oy kullanacak, yurt içinde oy kullanacak seçmenlerimiz de 1.571.073 kişi, gençler oy kullanacaklar. Bu seçmenlerin %50'sinden fazlası kadın seçmek, %49.24'ü de erkek seçmenden oluşmaktadır. Güven'in açıklamalarına göre bu seçimde taşınan seçmen sayısı 120.724. Seçimde 48 ülkeden 500'e yakın gözlemci görev yapacak. Seçim güvenliğine ilişkin her türlü tedbir de alındı. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz. Benim araştırdığım kadarıyla bizden başka sandık sonuç tutanaklarını tarayarak gönderen bir ülke yok. Tutanakları mahallinde sayım döküm tutanaklarını siyasi partili temsilciler sandık başkanıyla birlikte tutmaktadır. Seçimde en önemli güvenlik unsuru seçmenlerin tespitidir. Türkiye'de biz Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden vatandaşların seçmen kütüğüne teslimini yaptığımız için vatandaşlarımızın mükerreren seçmen kütüğüne kaydı kesinlikle mümkün değildir. İspat edilmiş böyle bir şey yok. Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı bu Ramazan'da dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin iyilik eli oldu. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş vakfın yardım çalışmalarını değerlendirdi. Ramazan ayında TDV'nin Türkiye ve 84 ülkede toplam 15 milyon 250 bin liralık yardım dağıtımında bulunduğunu açıkladı. 7 kıtada insanlığın hizmetinde olan Türkiye Diyanet Vakfı bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, vakıf genel merkezi personeliyle hem bayramlaştı hem de Ramazan ayı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. 84 ülkenin 326 bölgesinde 90.205 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız. Toplam 246.830 kişilik iftar programı düzenlemişiz. Bu Ramazan'da tamamen gönüllülerden oluşan ekiplerimizle yurt dışında 12 milyon TL değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirmişiz. Elhamdülillah. Suriye içerisinde her gün 325 bin ekmek ve 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapmışız. Ramazan yardımları çerçevesinde Suriye'de 70 bin kişiye iftar, 30 bin aileye gıda ve temizlik kolisi ulaştırmışız. Başkan Erbaş, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin katliamlarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlar için yapılan yardım çalışmalarına özel başlık açtı. Arakan'da Myanmar içerisinde bulunan Müslümanlara ve
Kamplarda bulunan mültecilere Ramazan süresince 6200 gıda kolisi, 5000 aileye iftar vermişiz. 10.000 kişiye iftar verildi Bangladeş Cox's Bazar'da. Bangladeş'te bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara 2000 paket bayramlık yardımı yapıldı. Erbaş, yurt içindekilerle birlikte 15 milyon lirayı aşkın bir bütçeyle yardım çalışması yapıldığını belirtti. Yurt içinde 864 il ve ilçe şubemiz tarafından her biri 25 TL'lik kartlardan oluşan toplam 1 milyon 750 bin TL değerinde alışveriş yardım kartı dağıtımı yapıldı. Yurt içinde 100 bin ihtiyaç sahibi ve mülteciye alışveriş yardım kartı ulaştırıldı. Kocatepe Camii Külliyesi'nde her gün 2500 kişi olmak üzere Ramazan ayı boyunca toplam 75 bin kişiye iftar verildi. Türkiye genelinde il ve ilçe şubelerimiz vasıtasıyla kurulacak iftar sofralarında toplumun farklı kesimlerinden 1 milyon kişiyle bir araya gelindi. Yurt içi ve yurt dışında toplam vakfımız bu yıl Ramazan ayında 15 milyon 250 bin TL değerinde yardım yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, değerlendirmelerinin ardından Türkiye Diyanet Vakfı personeliyle bayramlaştı. Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi sloganıyla çıkıldı yola. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl 3 milyon çocuğa eğitim verdiği yaz Kur'an kurslarını başlatıyor. Öğrencilere camilerde hem dinimizin gereklerini öğrenecek hem de tatil havasını bozmadan keyifli saatler geçirecek. Bu özel buluşma 25 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Yaz Kur'an kursuyla yazınız güzelleşsin. Vatanın her köşesi sesinizle şenlensin. Heyecanlıyız. İnşallah bu yıl camide çocuk sesi, vatanımın neşesi çağrısıyla çocuklarımızı camilerimize davet edeceğiz. Allah sevgisi ve peygamber sevgisi, vatan ve millet sevgisiyle birlikte verilecek. Minikler bu yaz Kur'an kurslarında eğitim dolu, sevgi dolu, eğlence dolu bir tatil geçirecek. İlgili bütün arkadaşlarımız da şu anda seferber olmuş durumdalar. Bu yıl 25 Haziran itibariyle 8 haftalık Kur'an kurslarımızın startını da vermiş olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kursları için tüm hazırlıklarını tamamladı. 110 binden fazla din görevlisi heyecanla öğrencileri camilerde ağırlamayı ve onları Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluşturmayı bekliyor. Ben şimdiden bütün çocuklarımıza gelin bu yaz camilerimize koşun, sizi camilerimizde misafir edelim. Eğlenin, sevgiyle, neşeyle, birbirlerinizle kucaklaşın. Hatta sizin sevginiz, sizin paylaşmanız, sizin muhabbetiniz biz büyüklere de örnek olsun. Yaz Kur'an kurslarında öğrenciler Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hayatını, yüce dinimiz İslam'ın gereklerini ve ahlaki değerleri öğrenecek. Bu eğitim seferberliğine bu yıl ilk kez din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretmenleriyle İmam Hatip Lisesi öğretmenleri de dahil olacak. Daha çok çocuğumuza daha nitelikli bir biçimde yaz kursunda hizmet verelim diye bu yıl İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz, diğer bütün okullarımızdaki din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerimizden de talep edenler olduğu takdirde yaz Kur'an kurslarımızda görev vermeyi düşünüyoruz. Vatan ve millet sevgisi, birlik ve beraberlik duygularının çocuklara aşılanacağı yaz Kur'an kurslarının açılışını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yapacak. 27 Haziran'da Sayın Başkanımızın da himayelerinde inşallah canlı yayınla bir açılış programı gerçekleştireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, eğitimleri verecek din görevlilerine tavsiyelerde bulundu. Bütün cami görevlilerimizi, İmam Hatip kardeşlerimizi, müezzin kayyum kardeşlerimizi, Kur'an kursu öğreticilerimizi yılda 2 ay büyük fedakarlıklar göstererek İnşallah sevgiyle, muhabbetle bağırlarına basıp bu çocuklarımızı misafir etmelerini, bu yavrularımızla ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Sayın seyirciler, İsrail zulmü sürüyor. Askerler biri çocuk, iki Gazze'li Filistinli'yi daha şehit etti. Fanatik Yahudiler ise Mescid-i Aksa'da yine tahrik peşindeydi.
İsrail askerleri Gazze sınırında biri çocuk iki Filistinliyi daha şehit etti. 24 yaşındaki Sabri Ahmet Ebu Hıdır sınır hattındaki askerler tarafından güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle vurularak öldürüldü. Gazze sınırındaki büyük dönüş yürüyüşü sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Zekeriya Nüseyin Beşbeş'te hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Filistin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in insani yardım adı altında Gazze şeridini Batı Şeria'dan ayırmaya çalıştığını belirterek bu tür planların hiçbir meşruiyetinin olmayacağını açıkladı. Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun Ürdün'deki istişare komitesine katılan ülkelere mültecilere sunulan eğitim, sağlık gibi hizmetlere dokunulmaması çağrısında bulundu. Komite koordinatörü Mahmut Alef, mültecilerin şartları iyileştirilmeli. Filistinli mülteciler meselesi siyasi ve insani boyutlarıyla korunmalıdır, dedi. Filistinlilerin Gazze'den gönderdikleri uçurtmalara İsrail ordusu savaş uçaklarıyla karşılık vermeye devam etti. İsrail jetleri Gazze'nin güneyinde bir gözetleme merkeziyle tarım arazisini bombaladı. Bir grup fanatik Yahudi ise yine provokasyon için Mescid-i Aksa'daydı. İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen 100 kişilik grup, Müslümanları tahrik etmek için bir süre Aksa'nın avlusunda dolaştı. Evet, bugünkü bültenimizin de sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar.